Ben gerçekten çok sıkıldım. Ve yoruldum. Haftalardır senin saçma sapan bahanelerini dinleyip bir sonraki hedefe onay verip duruyorum. Yüzlerce, belki de binlerce yıldır aynı havayı soluyorum. Bana huzur veren bu odanın kokusu bile artık beni hasta ediyor. Bunun böyle olmasını siz istediniz efendim. Bu oda aslanın birebir aynısı. Kitapların arasında unutulmuş toz tanelerine kadar her şey dünyada bir zamanlar nasılsa şimdi de öyle. Ama tabii dilerseniz değiştirebilirim. İyi de bunun bir önemi yok. Kaç yıl oldu ha? 100 yıl? 1000 yıl? Bana yaşama elverişle 55 gezegen gösterdin robot. 55! Ya içlerinde dünyadan daha iyi olanlar bile vardı. Ama neymiş efendim? Nem çok, yok gündüz kısa, yok şu, yok bu. Ya koca galakside bir tane uygun gezegen olmaz mı ya? Tüm ihtimalleri gözden geçirmeden bunu bilemeyiz efendim. Aramaya devam etmek zorundayız. Bu odada bir saniye daha durmaktansa şu gezegene inip sefil bir hayat sürmeyi tercih ederim. Sağlığınız söz konusu olduğunda emirlerinizi yerine getirmek zorunda değilim. Bu isteğinizi geri çevirmek zorundayım. Sağlık iyi çalışan bir vücuttan daha fazlası robot. İnan bana. Vakit kaybediyoruz. 56. alternatif için yola çıkmalıyız. Buna onay veriyor musunuz efendim? Başka çarem var mı? Buna onay veriyor musunuz efendim? Evet, evet veriyorum, evet. Evet, onay veriyorum. Merhaba efendim. Neredeyse sorunsuz bir gezegen. Yaşam için gerekli temel şartların tamamı mevcut. Evet. Atmosferdeki bazı değerler olması gerektiği gibi değil. Kısa vadede zararsız görünse bile uzun vadeli etkileri farklı olabilir. Olsun, olsun, olsun. Hiç önemi yok. Ne olacak ki? Ben de biraz erken ölürüm canım. Ne olacak ha? Hadi, hadi robot. Hadi, ben hazırım. Hadi. 57. alternatife seyahat için onay veriyor musunuz efendim? Ölümü herkes gibi kabul etmek varken bu sonsuz karanlıkta kayboldum. Hangisi daha kötü? Bilmiyorum. Devam etmek zorundayız.
57. alternatif ve seyahat için onay veriyor musunuz efendim? Hayır. Hayır. Hayır vermiyorum. Vermiyorum robot, vermiyorum. Beni bu gezegene indiriyorsun ve bu işi artık burada bitiriyoruz. Üzgünüm efendim. Size zarar verecek bir emri yerine getiremem. Önümüzde daha yüzlerce gezegen var efendim. Eminim bir tanesi gerçekten mükemmeldir. Yok. Yok yok. Yok. Olmayacak. Olmayacak. Bu iş böyle olmayacak. Bu iş böyle olmayacak. Bak ne yapalım biliyor musun robot? Ben sana bir sonraki gezegen için onay veriyorum. Ha? Evet evet. Hatta ondan sonraki için de onay veriyorum. Hatta sen onu beğenmeyeceksin ya, ondan sonraki için de onay veriyorum. Onu da beğenmeyeceksin, bir sonraki için de onay veriyorum. Sen bütün galaksiyi gez, dolaş, o hayalindeki gezegeni bulduğunda beni uyandır. Olur mu? Ha? Böylece ikimiz de yorulmamış oluruz. Ha? Mümkün mü bu? Bana güvendiğiniz için teşekkür ederim efendim. Umarım bu son uykunuz olur. Hani ya? Nerede bu gezegen? Öyle bir gezegen yok efendim. Yok mu? Nasıl yok? Galaksideki yaşanılabilir gezegenlerin tamamını dolaştım ve inceledim. Ancak hiçbirisi gereken şartları sağlamıyor. Koca galaksiyi gezdin, dolaştın. Şu kadar gezegen içinde dünyaya benzeyen bir tane bile bulamadın, öyle mi? Doğrusunu söylemek gerekirse dünya bile benim standartlarıma uygun değildi efendim. İyi de ben orada yaşıyordum. Ama kaçıp kurtulmak zorunda kaldınız. Bu gittiğin gezegenler içinde en iyisi hangisi ise beni ona götür robot. Ne olursa olsun. Her şeye razıyım. Bakın, bu gemi sizin tüm ihtiyaçlarınızı karşılamak için tasarlandı. Ömrünüzün sonuna kadar size gereken tüm hizmetleri sunabilirim. Sen ciddi misin? Bunun yerine ölmeyi tercih ederim. Bu odada bir saniye daha durmak istemiyorum robot. Bana bir yer bul robot, bana bir yer bul. O yer burası efendim. Halde kalabilmesi için seyahat edip kaynak toplamalıyız. Artık bir gezegen aramıyoruz. Bu yüzden daha kısa yol tuttular. Bu odadaki her şey. Ama her şey benim evimdeki gibiydi, değil mi? Evet efendim. Kitapların arasındaki toz tanelerine kadar.
sanırım başarısız oldun robot. Buna müsaade etmemeliydim. Ama bu sizin kararınız. Müdahale de edemem. Zaten değişen bir şey olmadı. Üstelik bunu bilmenizi istedim. Bu gemide size ne kadar iyi bakabileceğimi anlamışsınızdır. Bu sadece geçici bir önlem. Merak etmeyin. Asıl vücudumuz güvende. Şimdi sakinleştiyseniz eğer... Onayınızı alıp yolculuğa devam etmek istiyorum. Kurtarma gemisinde ölmeye çalışıyorum. Şu işe bak. Keşke ben de dünyada kalıp diğerleri gibi... Bana bak robot. İncelediğin gezegenlerin içinde dünya var mıydı? Hayır. Sizi zaten oradan kurtardım. Bak, biz dünyadan ayrılalı çok uzun zaman oldu. Ha? Şimdi kim bilir ne haldedir? Her zaman kalan bir şeyler olur. Yaşam her zaman yeniden başlar. Efendim, sizin için buradan daha uygun bir yer yok. Ya sen bu dünyayı gördün mü? Ha? Ne biliyorsun? Bir gidip görelim bakalım. Ne hale gelmiş, ne olmuş. Hem yolculuk deyip duruyorsun. Al sana yolculuk işte. Sıradaki gezegen, dünya. Emredersiniz efendim. Sıradaki gezegen, dünya. Bu yolculuğu onaylıyor musunuz? Sizin için en uygun olanın burası olduğunu tekrar ediyorum efendim. Söylesene. Düşündüklerim doğru mu değil mi? Ha? Kimse var mı? Küçük bir grup. Söylemiştim. Peki neye benziyorlar? Sizinle aynı türdeler efendim. İnsanlar? Efendim yine de şartlar uygun değil. Robot, orada şu anda birileri yaşıyor. Görevin yaşanacak bir yer bulmaktı, öyle değil mi? E tamam işte, buldun işte. Daha ne istiyorsun? Hadi beni eski halime getir ve özgür bırak. Hemen. Üzgünüm efendim. Bu emri yerine getiremem. Şu hale bak. Çok kötü. Ah. Beni tamir etmen gerekecek. Emredersiniz efendim. Ama istersen bununla hiç uğraşmayalım ha. Ne dersin? Sen bana yepyeni bir vücut ver.
Sakla efendim. Ve bu eski olanı da dünyaya bırak. Ha? Bunun kimseye bir zararı olmaz. Emredersiniz efendim. Kaybettiğiniz her şey için üzgünüm. Artık bitti. Şimdi size verdiğimiz son sözü tutup size yeni bir ev bulmalıyız. Çok uzun sürecek bir yolculuğa çıkıyoruz. Dünyaya son bir defa bakın. Subscribe to Dust for new sci-fi every week.